Herkese selam millet, kanalımıza hoş geldiniz. Umarım güzel bir yaşıyorsunuzdur. Bu videomuzda yeni skin paketini, yani piyade paketini sizlere gösterdim ve yeni emotlarında beraber teyit ettik. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Evet dostlar, sadece skinlerimizin görsel yayınlandı. El tutuş videosu hiç yayınlanmadı. Ben direkt size görsel aktarmak istedim. Gördüğünüz gibi 1. Dünya Savaşı'ndan kalan silah skinleri yapmışlar. Ares, Marshall, Guardian, Ghost ve Spectre. Beni en etkileyen Marshall. Hani Marshall daha dikkat çekici böyle. Daha güzel. Ghost'u pek ısınamadım. Spectre'ı da. Sadece ben buradan bir Marshall ısındım ama alır mıyım? Vereceğiniz paraya bence değmez ama herkesin kendi görüşü. Büyük ihtimalle fiyatı da 1275 olarak boyunca olacak arkadaşlar. Evet dostlar, yamotlarımıza geçelim isterseniz. İlk başta ajan güncellemeleriyle başlıyorum. Sova'nın baykuş dronu eskiden bildiğiniz gibi space basınca kırı çıkıyordu, CTRL basınca aşağı iniyordu. Bunların tuş atılımları değiştirilmiş. Aynısını da Astra yapmışlar. Mantıklı mı? Mantıklı. Rekabet güncellemelerinde kariyerinizdeki kısım kademesi sekmesinde artık kısım kademesini etkinleştirip devre dışı bırakabileceğiniz bir ayar bulunuyor. Yani isterseniz rekabetçi maçta eski sezon rankınız gösteriliyor ya, isterseniz o eski sezon rankınızı kapatabilirsiniz. Böyle bir tuş getirmişler. Çok mantıklı. Çünkü bazen sen çıkıyorsun işte oynayamıyorsun falan, sana toksiklik yapabiliyorlardı. Ve bunu da önüne geçmeleri çok güzel olmuş. Karşılaşma geçmişi sekmesinde artık oynadığınız karşılaşmaları modlara göre filtreliyorsunuz. Yani mesela ben sadece ölüm kalım maçımı görmek istiyorum ve sadece bana ölüm kalım maçımı gösteriyor. Rekabetçi göstermesini istiyorum, rekabetçi gösteriyor. Böyle bir mod yapmışlar. Aşırı güzel olmuş. Rekabetçi karşılaşmalarından kaçan oyuncuların kademe puanı artık ufak bir miktar düşürülecek. Ne kadar ufak dediği bilemiyorum. Ama büyük ihtimalle eksi 10'un üzerinde olacak diye düşünüyorum. Özel oyunlar ekranının sayfa düzeni ve görselleri güncellenmiş. Evet dostlar, 2.05 yamasının en sevdiğim yanı bu. Sosyal güncellemeler. AFK tespit sistemini geliştirmişler. AFK davranışlarına verilen cezalar güncellendi ve daha ağır, daha katı cezalar geldi. Bu cezalara uyarılar, sıra kısıtlamaları, kazanan XP'nin iptali, rekabetçi sıradan uzaklaştırma ve oyundan uzaklaştırma cezaları da dahil. Yani oyundan bile bağlanabiliyorsunuz. Eğer çok AFK kalıyorsanız hiç oyuna girmeyin. Sohbetle ilgili kural ihlallerini veren cezalar güncellendi. Ve dediğim gibi oyuncu davranışları ile ilgili sorunu çözmek en önemli şey. Evet, sohbet bunu olan oyuncularımız rekabetçi moddan men edilecektir arkadaşlar. Yani rekabetçi moduna giremeyecek. Ban cezası bitene kadar. Bunu mantıklı yapmışlar. Artık oyunlarımızda yüksek elolarda çok toksik kişileri görmeyeceğiz. Bu da iyi olacaktır. Evet dostlar, şimdi sıradaki maddemizdeyiz. Bu maddemiz en sevdiğim madde olabilir. Çünkü sohbet balı olan kişiler rekabetçi modda oynayamayacak. Yani çok söven, çok küfreden kişi arkadaşlarımız oyundaki sohbet bana bitinceye kadar rekabetçi modundan men edilecektir. Yani çok toksik kişiler arkadaşlar, çok toksik arkadaşlarımız toksikliğini düşürecek. Aksi takdirde rekabetçi moduna giremeyecek. Çok güzel. Yani artık oyunlarımızda birisi bir hata yaptın mı hemen ona küfredemezsin. Tamam, odur. Adamın moralini düzeltmeye çalışacaksın artık. Eğer çalışmazsan da banı yersin. Astra'nın Icebox'daki ağır yüküsündeyken orta bölgeli savunlar tarafında kutuların üstüne yıldız yerleştirmeye engel olan hata giderilmiş. Soa karakterimizin drone'undaki tuş tanımları değiştirildi. Yere düşmüş Stinger'ın dipçinin silahtan ayrı görmesine sebep olan hata da giderilmiş. Gösterge modunda oyuncu isimlerin daha yakın bir hale getirildi. Sky'ın ultisinin Brimson E'deyken, Brimson smoke atarken görünme bakımını kaldırmışlar. Taraflar değişirken liderlik tablosuna renklerin gözlemciler için doğru şekilde değişmesine sebep olan hata giderildi. Yani bu geçen maçta mesela rakip takımdasınız. Yani savuncusunuz ama bir dahaki maç atak olduğunuzda kendi isminiz kırmızı gözüküyordu. O bug'ı gidermişler ve A bağlantısı hatanız yokken A bağlantısı sorunu verme bug'ı da gitmiş.